Merhabalar arkadaşlar, ben Tarık Güney. Solid programlama videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda Interface Segregation Principle üzerine bir örnek ile anlamaya çalışacağız, konuşmaya, bahsetmeye çalışacağız. Şimdi Interface Segregation Principle'ın temel özelliği arkadaşlar, sizin kodunuzu kullanan, daha doğrusu kodunuzda bulunan interface'leri kullanan client diye tabir ettiğimiz diğer kodların ihtiyacından fazla kod görmemesini sağlamak aslında Interface Segregation Principle temel olarak. Yani diyelim ki sizin bir tane interface'iniz var ve bu interface'inizin içerisinde işte ne bileyim metodlar var, metodlar var. Ve bu interface'iniz eğer gereğinden fazla işi halletmeye çalışıyorsa ilk prensibi hatırlıyorsunuz. Single Responsibility Principle. Bir yönden de bunu da ihlal etmiş oluyor. Eğer onu ihlal ediyorsa zaten birden fazla iş yapıyor demektir. Ve dolayısıyla siz bu interface'i kullanan diğer kodlar, bu başka developerların kodları olabilir ya da siz bir kütüphane yazdınız, bu kütüphaneyi kullanan diğer işte projeler olabilir. Bunlar arkadaşlar client deniyor, yani müşteri deniyor. Bunlar eğer ihtiyaçlarından fazla orada metot görüyorlarsa, member görüyorlarsa, siz bu noktada interface segregation principle'ı ihlal etmiş oluyorsunuz. Birincisi bunun özellikleri, yani bu niye böyle bir prensip var? Bir tanesi arkadaşlar anlaşılabilir kod yazmak ki bu biliyorsunuz programlamanın en önemli prensiplerinden bir tanesidir. Anlaşılabilir, okunabilir bir kod yazmak. İkincisi ise bir interface ne kadar büyürse onu kullanacak olan diğer kodların miktarı da o kadar büyür. Yani daha fazla kod onu kullanmaya başlar. Eğer modüler kod yazmaya çalışıyorsanız ve bunlardan bu yöntemlerden bir tanesi de assembly'ler kullanmak, yani DLL'ler kullanmak diğer bir ismiyle. Dolayısıyla birden fazla assembly'nin bu interface'e olan bağımlılığı artacak demektir. Daha doğrusu bu interface'e birden fazla assembly büyük bir ihtimal ile bağımlı olacak demektir. Dolayısıyla siz bu interface'inizde ya da interface'inizde değişiklikler yapmak zorunda kaldığınızda compile etmeniz, yani derlemeniz gereken kod miktarı da bu ölçüde artacaktır. Dolayısıyla Interface Segregation Principle'ın kolay anlaşılabilir kod meselesinden ya da yararından daha başka olarak kodunuzu maintain etme, yani ship etme, deploy etme ya da işte bu tarz production serverlarına gönderme, bakımını sonradan yapma gibi bu life cycle'larda da faydasını görmüş olacaksınız. Şimdi arkadaşlar öncelikle hemen örneğimize geçerek biraz daha anlattıklarımızı somut hale getirmeye çalışalım. Yine benim bir örneğim burada mevcut. Daha önce yazdığım kod. Hemen arkadaşlar şuradan başlayalım. Git checkout. Evet, şimdi benim bir tane iHuman diye bir klasım var. İnsan. Bu insan ne yapabiliyor? Yemek yiyebiliyor, konuşabiliyor, yürüyebiliyor, uyuyabiliyor ve koşabiliyor. Güzel. Herhangi bir sıkıntı şimdiye kadar yok. İkinci olarak da bunu implement ettiğim başka bir human sınıfım var. O da bunu implement ediyor. Burada ekstra bir şey görmüyorsunuz. Şimdi diyelim ki bu kodu bir yerde kullanmak istiyoruz. Hemen ikinci kısma geçelim. Şimdi arkadaşlar bir tane food bankam, yani yemek bankam diye, hani insanlara yemek dağıtan aşevi gibi düşünebilirsiniz. Bir tane klasım var, sınıfım var. Şimdi burada normalde diyorsunuz ki işte hani insanları bir liste eklemek istiyorsunuz. Kime yemek vereceksiniz falan gibi. İşte add to list diye bir tane metodunuz var ve bu iHuman tipinden bir tane parametre alıyor. Şimdi sonra farkına vardınız ki yani bu aşevi sadece insanların için değil ama hani belki sokakta kalmış hayvanlar için vesaire gibi, hani herkese kapısını açan, canlı ayırt etmeden
kapısını açan bir sınıf olduğunu düşünün. Ve dolayısıyla artık buraya iHuman diye bir sınıf geçirmeniz mantıklı olmayabilir. Çünkü yani insan ile hayvan arasındaki yani bu class'lar, bu interface'ler arasında farklılıklar olacak demektir. Peki, opsiyon ne olabilirdi? Tipik bir yaklaşımla bu olaya baktığımızda arkadaşlar, çözümümüz şöyle bir şey olurdu. Bir tane eklerdik. IAnimal diye bir interface eklerdik. Bunun için bir tane sınıf koyar. Bunu burada implement ederdik. Mesela ne gibi farklılıklar var? Bu da yemek yiyor. Bu da yürüyor. Bu da uyuyor. Bu da koşuyor. Ama mesela ısırıyor da farklı özelliği. Ve arkadaşlar havlıyor. Diyelim ki köpek ya da kedi neyse. Yani bunu çok da detaya inmeye gerek yok ama ekstra farklı bir özellik olsun diye bunu yaptım. Ya burada göstermek istediğim şey iAnimal'la iHuman arasında bir fark olacağı. Artık bu animal dog olabilir, cat olabilir, yani kedi, köpek olabilir, ne bileyim kuş olabilir, fark etmez. Şimdi ne oldu? Foodbank'e geldiğimde ikinci metodumu eklemek zorunda kaldım. Niye? Çünkü iHuman ile iAnimal birbirleriyle compatible olan, yani uyuşan tipler değil. Dolayısıyla ikinci bir burada tipimi eklemiş oldum. Şimdi arkadaşlar şunu görüyoruz. Ben her böyle varlık ekledikçe birincisi bu listeye alıp başını gidecek. İkincisi yani benim bu ikisi arasında common bir şey bulmam gerekiyor. Dolayısıyla kodumu tekrarlamadan mümkün mertebe az bir kodla daha fazla tipi manage edebilmem gerekiyor. Şimdi şu soruyu sorabiliriz kendimize. Benim burada gerçekten ihtiyacım olan şey ne? Şu cevabı veririz. Ben yemek yiyebildiği müddetçe her varlığı listeye ekleyebilmeliyim. O zaman burada arkadaşlar özellik nedir? Yemek yiyebilmesi. İnsan, hayvan, şu bu fark etmez. Yeter ki yemek yiyebilsin. Dolayısıyla madem meseleye bu açıdan bakıyorum, o zaman ne yaparım? Hemen. Şimdi o zaman arkadaşlar şunu yapardık. Şey pardon, geri geldik. Neredeyiz? Evet. Şimdi arkadaşlar ilk çözümümüz şöyle bir şey olabilir. Derim ki yemek yiyebilen bir canlı. Omnivore. Güzel. O zaman şöyle bir şey yapabilirim. Derim ki bir tane iOmnivore diye bir tane arkadaşlar. Her ne kadar burada gözükmese de niye gözükmüyor? Neyse o burada bir yerlerde şu an tam şurada. Yani I can eat interface'i içinde isimde fark olmuş. Arkadaşlar iOmnivore diye bir tane interface'imiz olduğunu düşünün. Bu şu demek yemek yiyebilir. Bir canlı bir yemek yiyebilir. Ve ben gelirim mesela iAnimal'ı derim ki bu da bir iOmnivore. Bu interface'i bundan extend ederim. Aynı şekilde iHuman'ı da buradan extend ederim. Şimdi şurada şunu görüyorsunuz. Bakın human ve animal'da bulunan bazı özellikler ki burada yemek yiyebilme özelliğini başka bir interface'e göndermiş oldum. Dolayısıyla interface'i bir nevi segregate ediyorum. Ve tekrardan kendim tekrar etmemek için burada mesela hem bu eat yapacaktı. Tabii şunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani diyelim ki I omnivore yerine başka bir şey kullandığınız içinde 4-5 tane interface var. Ve bu metotlar pardon hem human hem insan hem de hayvan tarafından paylaşıldığını düşünün. Dolayısıyla interface segregation yaparak sadece interface'leri hem yani ortak bir özelliklerini ayırmış olmuyoruz. Aynı zamanda duplicate yani tekrar kodlardan kurtulmuş oluyoruz. Tekrar tekrar aynı kodu, aynı şeyi yazmaktan da kurtulmuş oluyoruz. Ondan sonra işte human için de yaptım, animal için de yaptım. Güzel. Sonra arkadaşlar geldim. Foodbank'e ne dedim? iOmnivore. Bakın bir tane özellik. Benim sadece ilgilendiğim şey bunun yemek yiyebilmesiydi. Dolayısıyla bunu mesela Foodbank class'ımı kim yazıyorsa adam yazarken gayet temiz bir interface'le, gayet anlaşılır bir interface'te interface'i kullanmış olacak. İhtiyacı olmayan gereksiz metotları görmeyecek. Daha temiz, daha anlaşılır ve daha az kod demek. Bu çözümlerden bir tanesi. Diğer çözüm nasıl bir şey olabilirdi?
Ona da ben bakalım. Ben şöyle bir temizleyelim arkadaşlar. Sonra ikinci yere daha rahat ulaşabiliriz. İkinci çözüm ise biraz daha hani daha farklı bir aynı şey aslında da sadece arkadaşlar hani zaman gelecek. Bu her ne kadar şu an I Human ve I Omnivore arasında hani böyle bir kalıtım almak mantıklı dursa da çünkü hani diyorsunuz ki I Omnivore yemek yiyen bir canlı hani insanın da üstünde bir hiyerarşi seviyesinde bulunur diyebilirsiniz. Ama her zaman böyle olmuyor. Onu da bir sonraki örnekte göstereceğim. Diğer bir çözüm bu hiyerarşinin mantıklı olmadığı zamanlarda ise hani direkt human'ı I human ve I omnivore'dan bu tarzda bir segregation'a gidebilirsiniz. Aynı şekilde burada da onu yaparsınız. Yani direkt I animal, I omnivore'dan inherit almaz. Onun yerine gidersiniz. Animal class'ı bu şekilde çalışır. Ve siz aynı mantıkla rahat bir şekilde food bank'inizi I omnivore'la yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yıllarca interface'ler maalesef eksik anlatıldı. Sadece interface'ler anlatılırken bunların kalıtım verebilme özellikleri ön planda tutuldu. Arkadaşlar interface'ler bunlardan daha fazla. Bu anlayış biraz kısıtlı bir anlayış. Interface'ler sadece meseleye kalıtım gözüyle bakmanız interface'lere yetersiz kalıyor. Bunun yerine bir tane konsept var. Bu arada bu anlattığım meseleye Interface Segregation Principle'da role interface'ler deniyor. Yani rol arayüzleri. Çünkü siz bir rol atıyorsunuz. Ne diyorsunuz? Bu varlık şu role sahip. Hangi role sahip? İşte yemek yiyebilme rolüne sahip. O mantıkla bakabiliyorsunuz. Ondan sonra işte interface'leri böyle birleştirip de farklı interface'ler oluşturabiliyorsunuz. Bunu tabii daha büyük açıdan düşünün. Yani bu kadar ben hani ne kadar örneğimiz basit olsa da anlaşılır olması için basit oldu ama projeniz büyüdükçe interface segregation'ın size sağlayacağı fayda da o ölçüde büyümüş oluyor. Şimdi hemen geri döneyim ve interface'lerin arkadaşlar dediğim gibi basit anlatıldığını yani uzun yıllar müşahede ediyorsunuz. Burada interface'lerin bir özellikleri de functional olabilmeleri. Yani daha doğrusu fonksiyonel özellikler katabilmeleri. Yine aynı meseleye bakabilirsiniz. Yani burada I omnivore bir özellik, bir fonksiyonel özellik katıyor. Bunu sadece işte iş olarak bakmayın. Ha, bu işte ne bileyim işte omnivore bir canlı falan. Bir sonraki örneğe bakalım. Demek istediğim daha iyi anlatacağım. Çok fazla hızlı gittik. Son olarak şuna bakalım. Burada arkadaşlar anlatmaya çalıştığım şey functional interface'ler. Yani biz buraya hep geliyoruz ama gitmem gereken yer burası. Şimdi diyelim ki arkadaşlar I feedable yani beslenebilir bir özellik. Bakın beslenebilirlik bir fonksiyon açısından bakıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki yani bir şeyin hani beslenebilmesi çok da şeye gelmiyor. Hiyerarşiden bakınca çok mantıklı gelmiyor. Yani sen beslenebilirsin, sen beslenebilirsin vesaire. Ona bu açıdan bakmayın. Buna arkadaşlar bir fonksiyon mantığıyla bakın. Ya diyorsunuz ki bu animal'ın bir fonksiyonel özelliği de bunun beslenebilmesi. Human'ın bir fonksiyonel özelliği bunun beslenebilmesi. Dolayısıyla mesela siz gelirsiniz işte food bank'e hani buraya işte I feedable gibi ya da başka bir class'ta, başka bir ortam mekanda I feedable'ı kullanabilirsiniz. Hatırlarsanız serializable diye bir interface'imiz var C# .NET içerisinde. Bu da aynı mantıkla. Yani serialize edilebilir bir fonksiyonel bir özellik. Dolayısıyla interface'leri bu amaçla da kullanabiliyorsunuz. Burada meseleye bakarken inheritance işte ya da gerçek dünyaya baktığınızdaki o kalıtım, o hiyerarşi mantığıyla bakmayın. Fonksiyonel manasına bakın. Demek istediğim daha iyi anlayacaksınız. Evet arkadaşlar, Interface Segregation Principle temelde bu. Önce dediğim gibi bakın dikkat ederseniz burada sadece I omnivore özelliğine depend oldum. Eğer şey olsaydı,
Şimdi I Omnivore'u kullanacağım yer büyük bir ihtimal I Human'dan daha az olacaktır. Çünkü I Human büyüdükçe ona ihtiyacım daha fazla olacaktır farklı yerlerde. Daha doğrusu farklı yerlerin ona ihtiyacı artmaya başlayacaktır. Çünkü her şeyi bir yere koyuyorsunuz. O kodu kullanmak istiyorsunuz. Alakalı alakasız her yere human gönderiyorsunuz. Vesaire vesaire. Dolayısıyla hem kodunuz daha tightly, yani daha sıkı bir şekilde bağlanmış ya da daha sıkı bir şekilde bir coupled olmuş oluyor. Yani eşleştirilmiş mi dersiniz artık size Türkçe'ye. Hem de arkadaşlar deployment zamanında ya da bir hata çözümü yaptığınız işte bir assembly değiştirmek istediğiniz falan zamanda daha fazla assembly compile etmek zorunda kalıyorsunuz. Ama böyle olunca yani şu an bu çözüme bakınca daha spesifik interface'lere depend olduğunuz için daha az şeyi yeri değiştirmek, daha az assembly compile etmek durumunuz var. Daha az koda depend olma durumunuz söz konusu ve dolayısıyla daha loose, daha gevşek bir kod yapısı görüyorsunuz ve kodunuz ne kadar hani gevşek ise, ne kadar flexible, esnek ise o kadar bakımı da kolay oluyor. Evet arkadaşlar, umarım faydalı bir video olmuştur. Bu bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu son videomdan bir önceki olmuş oluyor. Bir videomuz kaldı. O da arkadaşlar son olan Dependency Injection Principle. Ondan sonra Solid programlamayı bitirmiş olacağız. Bir sonraki videoma kadar esenlikle kalın.